Merhabalar Kaptan Neşli kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere lahmacun böreği tarifi vereceğim. İftar, sahur, davetlerinizde lezzetli ve şık bir şeyler arıyorsanız bu sizin için on numara bir tarif olacaktır. Şimdiden iyi seyirler dilerim. İç harcımız için 250 gram kıyma, 2 adet yeşil biber, 2 adet domates, 1 tane soğan, 1 tutam maydanoz, bir kapya biberi ufak ufak doğrayacağız ve karıştıracağız. İçerisine baharatlarımızı ilave edelim. Ne? Bunlar tuz, kimyon, nane ve karabiber ve bir çay bardağı da sıvı yağ ilave edip harcımızı hazırlamış olalım. Sosumuz da yine oldukça basit. 2 yumurta, 3 yemek kaşığı yoğurt ve bir çay bardağı sıvı yağ karıştırıp homojen hale getirelim. Böreğimiz için 2 adet yufka kullanacağız. Ee, bir fırın tepsisinin altına yağlı kağıt serin ve yufkayı serin sonra da üzerine hazırladığımız harçtan bol bol sürün. Yufkanın kenarlarını katlayın. Düz bir hale gelsin videoda gördüğünüz gibi. Yine onun da üzerine harç harç harçtan serpin ve diğer yufka için de aynı işlemi yapın. Böylece iki yufkayı üst üste sermiş olacağız. Şimdi hazırladığımız bu etli harcı yufkalarımızın üzerine düzgün bir şekilde yayalım. Tamamen düzgün bir şekilde yaydıktan sonra e, lahmacun böreğimizi önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişireceğiz. Şimdi pişmeye gönderiyorum. Üzeri yaklaşık bir 40-45 dakikaya kızaracaktır. Tabi fırının performansına göre değişir bu. Fırından çıktıktan sonra uzun tarafından lahmacun böreğimizi videoda gördüğünüz gibi rulo haline getireceğiz. Rulo haline getirdikten sonra yaklaşık 3 parmak genişliğinde kesip servise hazır hale getirebilirsiniz. Çok lezzetli bir yemektir. Kesinlikle tavsiye ediyorum size bu e, lahmacun böreğini. Özellikle sıcak sıcak ikram edildiğinde tadına doyulmaz tat lezzetlerden bir tanesi olacaktır. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. E, yine pratik e, ama bir o kadar da gösterişli ve lezzetli bir tarif vermeye çalıştım. Ramazan'da çok seveceğiniz börekler arasına girecektir. Hem iftarda hem sahurda e, severek yiyeceğiniz bir tat olacaktır bu. Şimdiden yapacak olan arkadaşların ellerine sağlık, yiyecek olanlara afiyetler olsun.